Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni bir gramer konusunda tekrar birlikteyiz. Unit 121. Time dilimlerinde yani zaman dilimlerinde at, on ve in ifadelerinin prepozisyonlarının kullanımını göreceğiz. Compare at, on and in yani at, on ve in'in kullanım alanlarını karşılaştıralım. They arrived at 5 o'clock. Zamanlarda arkadaşlar, daha doğrusu saatlerde at kullanılır. They arrived yani onlar saat 5'te vardılar. Saat ifadesi gördüğümüz zaman at 5 o'clock, at ifadesini kullanırız. At 7 o'clock, at 7:30 gibi. They arrived on Friday. Onlar cuma günü vardılar. Günleri gördüğümüz zaman da on ifadesini kullanacağız arkadaşlar. Günden önce on ifadesini kullanacağız. They arrived on Monday, they arrived on Sunday gibi. They arrived in June. Onlar Haziran ayında vardılar. Ayları gördüğümüz zaman in ifadesini kullanacağız. They arrived in June, they arrived in October gibi. They arrived in 2012. Yıllar da bu şekilde okunur arkadaşlar. 2012 bazen 2012 şeklinde de görebilirsiniz. Ama 2012 demek daha makul arkadaşlar. Yıllarda da in'i kullanacağız. They arrived in 2012. They arrived in 2024 gibi. We use aynı zamanda şu şekilde kullanırız. At for the time of the day. Yani saat diliminde et kullanacağız demiştik. At 5 o'clock. At 11:45. At midnight. Bu da günün bir zaman zarfı olduğu için arkadaşlar at midnight şeklinde. At lunch time. At sunset. Bunları kendi kafanızda bir mantık oturtmaya çalışmayın arkadaşlar. Bu at'le beraber bu şekilde kullanılır. Midnight gördüğünüz zaman at kullanacaksınız. Lunch time gördüğünüz zaman at kullanacaksınız. Sunset gördüğünüz zaman at kullanacaksınız. Cümlelerin akışında bunları zihninize yerleştirmeye çalışın. Listeler yapıp ezberlemeyin. On for days and dates. Yani günler ve tarihlerde on kullanılır. On Friday, on Fridays, Cuma günü veya Cuma günlerinde derken on kullanacağız. Herhangi bir gün belirten bir tarih kıvamında düşünün arkadaşlar. Uzun bir tarih söyleniyor. 16 Mayıs 2012 dediğimiz zaman buna on kullanacağız. Çünkü gün var orada arkadaşlar. Gün olduğu zaman on kullanılıyor. On 20 April 2024 olduğu zaman gene 10 kullanıyoruz. On New Year's Day. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni yıl gününde 10 kullanılıyor. On my birthday yani günlerde gördüğünüz gibi 10 kullanılıyor. In for longer periods yani in'i daha uzun periyotlarda kullanıyoruz. Months, years ve seasonslarda. Yani aylar, yıllar ve sezonlarda, mevsimlerde in kullanıyoruz. In June, in May gibi. In 2012, in 2024 gibi. In the 1990s gibi yani 1990'lı yıllardaki gibi. In the 20th century 20. yüzyıldaki gibi. In the past geçmişteki gibi. In winter kış ayında kış mevsiminde olduğu gibi. Evet arkadaşlar, in'in kullanımını da bu şekilde gördük. We say aynı zamanda şu şekilde kullanımlar vardır. At the moment, at the minute, at present, at this time. Bunlar arkadaşlar now anlamında kullanılır. Yani bu ifadeleri gördüğünüz zaman at'le birlikte kullanılacağını bileceğiz. Bunları gene ezberlemeyeceğiz. Bunlara aşinalık kazanacağız. Zaten benim yaptığım çalışmaları arkadaşlar sesli olarak bir kere de siz kendiniz tekrar ederseniz benim sesim kısıp sanki dersi size anlatıyormuş gibi böyle bir kere benle dinledikten sonra bir kere de dersi siz anlatır gibi bir kere de siz sesi kısıp bir kere de siz tekrar ederseniz arkadaşlar böyle sesli olarak zihninize daha çok yerleştiğini düşünüyorum. Can we talk later? Sonra görüşebilir miyiz? I am busy at the moment. Şu anda meşgulüm. At the same time. Aynı zamanda. Kate and I arrived at the same time. Kate ve ben aynı zamanda vardık. At the weekends. Hafta sonları. At weekends. Hafta sonları. Or on the weekend. On the weekends in American English. Yani
Amerikan İngilizcesinde de on weekend ifadelerini kullanabiliriz. Yani at veya on olmasını şaşırmayacağız arkadaşlar. İkisinde de kullanılabilir. Ama Amerikan İngilizcesinde on kullanıldığını bileceğiz. Will you be here at the weekend? Hafta sonu burada mı olacaksın? On the weekend veya on the weekend şeklinde de kullanabiliriz. Yani bunu Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesi şeklinde düşünmeyin arkadaşlar. Bunların ikisine de aşina olmanız lazım. İkisi de kullanılabilir yani. At Christmas, Christmas'da veya on Christmas Day şeklinde de kullanılabilir. Do you give each other presents at Christmas? Her hediyeyi Christmas'ta mı vereceksiniz, verirsiniz gibi. At night, during nights in general, yani genel olarak geceleri anlamında kullanılıyor. At night dediğin zaman, at night dediğin zaman ben gece olduğu zaman böyle yaparım gibi genel bir ifade kullanırsınız. In the night ise during a particular night, yani belirtilen bir geceden bahsediyor. Yani bu gece olduğunu vurgulamak istiyorsanız in the night şeklinde söyleyebilirsiniz. I don't like working at night. Geceleri çalışmayı sevmem demektir bu. I was woken up by a noise in the night. Yani geceleyin, bu geceden bahsediyor. Uyandırıldım diyor. Bir ses tarafından uyandırıldım diyor. We say aynı zamanda in the mornings veya in the morning, in the afternoons veya in the afternoon, in the evenings veya in the evening gibi. Fakat on Friday morning veya on Friday mornings, on Sunday afternoon veya on Sunday afternoons gibi, on Monday evening veya on Monday evenings gibi kullanılır. I will see you in the morning. Seni sabah göreceğim. Do you work in the evenings? Geceleri çalışır mısın? Akşamları çalışır mısın? I will see you on Friday morning. Do you work ve cuma akşamı çalışacak mısın? Do you work on Saturday evenings? Cumartesi akşamları çalışır mısın? Gibi. We do not use at, on, in before, last, next, this, every. Yani başında last olan, next olan, this olan, every ifadesi olan şeylerden önce, gün zaman ifadelerinden önce at, on ve in kullanılmaz arkadaşlar. I will see you next Friday şeklinde dersiniz. Yani in the next Friday değil. I will see you next Friday dersiniz. Ve on next Friday değil. I will see you next Friday. Seni sonraki cuma günü göreceğim. They got married last June. Onlar geçen Haziran'da evlendiler. We often leave out on before days. Yani on ifadesini günlerden önce sıklıkla kullanırız. So you can say, bu nedenle şöyle söyleyebilirsiniz. I will see you on Friday. Seni cuma günü göreceğim. Ama leave out dediği için, leave out on diyor ya burada. On ifadesini de çıkarıp da kullanabiliriz. I will see you Friday. Seni cuma günü göreceğim. Yani on demek zorunda değilsiniz. Böyle de diyebilirsiniz. Ama siz on Friday demeye alışın arkadaşlar. I don't work on Monday mornings. Pazartesi sabahları çalışmam. I don't work Monday mornings. Bu şekilde de söyleyebilirsiniz ama hani kuralına uygun olarak daha hoş olanı onda kullanmaktır. Bunu da hatırlatayım. We say that something will happen in a few minutes. Biz bir şeyin birkaç dakika içerisinde olacağını ve in 6 months 6 ay içerisinde olacağını vurgularız. Bu şekilde söyleriz diyor. The train will be leaving in a few minutes. Yani birkaç dakika içerisinde tren ayrılıyor olacak. A few minutes from now. Yani şu andan itibaren birkaç dakika sonrasında ayrılacak demek istiyor. Andy has gone away. Andy ayrıldı, tatile gitti demek istiyor. He will be back in a week. Bir hafta içerisinde burada olacak. A week from now. Yani bugünden itibaren bir hafta sonra demek istiyor. They will be here in a moment. Bir dakika içinde burada olacaklar. A moment from now, very soon. Yani çok yakında, şimdiden itibaren bir dakika sonrasında burada olacak demektir. We also use in to say how long it takes to do something. Yani in'i bir şeyin ne kadar uzun süreceğini belirtmek için de kullanırız diyor. I learned to drive in 4 weeks. Yani ben 4 hafta içerisinde nasıl sürüleceğini, sürüş yapılacağını sürücülüğü öğrendim demek istiyor. It took me 4 weeks to learn. Yani öğrenmem, drive etmemi öğrenmem, bu süre drive etmeyi öğrenmem bana 4 haftaya mal oldu demek istiyor. Evet arkadaşlar, burada konumuzu sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar
birbirlerinden farklı kullanım alanları olan at, on ve in ifadelerinin preposyonları nasıl kullanıldığını gördük. Bunu dediğim gibi benle birlikte bir tekrar yaparsınız arkadaşlar. Zihninize yerleştiğini düşünüyorum. Zaten okumalarda, haberlerde, her türlü faaliyette bu preposyonlara çok rastlarsınız ve zamanla aşinalık kazanacağınızı düşünüyorum. Ama liste yapıp ezberleme sakın yapmayın arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.